vermeye başladı. Feshane'nin ulaştığı büyük üretim rakamlarına Beykoz, Hereke ve Bakırköy'deki diğer kumaş ve ayakkabı fabrikalarının üretimi de eklendiğinde ordunun ihtiyacının büyük kısmı yerli üretimden karşılanabilir hale geldi. Feshane entegre bir tesisti. Feshane ile birlikte mesela Hereke'de de ipek fabrikası var. Çünkü üniformayı ne kadar yenilerseniz yenileyin, yeni Osmanlı üniformasında yaldızlar, ipek kordonlar, ipek madalyalar var. O ipeği kim üretecek? Aynı tarihte Hereke fabrikası da onları üretmeye başlıyor. Peki orduya iç çamaşırı, fanle giydireceksiniz, pamuklu. Nerede olacak? Bakırköy'deki fabrikada askeri fanle fabrikasıydı. Ayakkabı lazım, Beykoz'daki fabrikaydı. Pamuklu yatak çarşafı vesaire Türk kumaşları dokumak için İznik'te şu anda olmayan, pardon, İzmit'te ki diğer bir fabrika vardı. İzmit'teki fabrikada lazım olan düz kumaşları dokuyordu. Dolayısıyla sadece üniformanın üstünü yapmayla iş bitmiyor. Onun kemeri, palaskası, ayakkabısı, çizmesi, şapkası, her şeye ihtiyacı var. Bunun bütününü birden çözmek gerekiyor. O yüzden her fabrika kendi konusunda uzmandı. Feshane'nin kumaşı belki olağanüstü kalitede bir İngiliz kumaşı değildi ama ihtiyacı o günkü koşullarla teknik olarak karşılıyordu. Fes'le başlayan bu iş kısa bir süre sonra yünlü kumaş, askeri kaput derken devlet bürokrasisinin elbisesi, katibin kahverengi çizgili katip kumaşı hala o giyilir. Devlet bürokratlarının lacivert, yünlü kumaş, 3 santim aralıklı sarı çizgili kumaşları Feshane'de üretilmiştir. Dolayısıyla Feshane ürün kataloğuna baktığınız zaman orada Fes, askerin en küçük rütbeden en büyük rütbeye kadar giyeceği elbiselerin kumaşlarının tümü, Yemen Savaşı'yla Sarıkamış'a gidecek olanların giyecekleri kışlık kıyafetlerin tümü, devlet bürokrasisinde en küçüğünden en büyüğüne kadar giyecek herkesin kumaş türlerini görürsünüz. O bir kumaş kataloğu değil, ülkenin giyim kataloğudur. Feshane böyle bir hadiseyle başlamış, döne dolaşa aşağı yukarı 100 küsur yıldan sonra Türk giyim endüstrisinin temeli bu yüzden olmuştur. Feshane modern üretime geçtikten sonra gece gündüz aralıksız çalışıyordu. İhtiyaç duyulan iş gücünü karşılamakta zorluk yaşamamak için Feshane kendi işçisini, kalfa ve ustasını kendi bünyesinde yetiştirmeye başlamıştı. Çırak olarak giriyorsunuz. Diyelim ki 10-15 sene sonra yeteneğinize göre kalfa oluyorsunuz. 10-15 sene sonra yeteneğinize göre usta olup gidiyorsunuz. Oysa sanayinin böyle bir şeye tahammülü yoktur. O yüzden Feshane'yi kuranlar bir yandan dev buhar makinalarını getirirken diğer yandan da yeni cins bir insan yaratmak zorundaydılar. Bunlar kim? Sanayi gibi 24 saat çalışabilecek bir yer o gün için akla gelen bir yer değildir. Gece gündüz çalışıyor çünkü. O yüzden iş gücü dediğimiz şey de hızla işçi yetiştirmek gerekiyor. Nasıl yetişecek? 15 sene bekleyecek kimsenin tahammülü yok. O yüzden Feshane'nin içinde bugünkü ilkokula benzeyen bir okulla işe başlanıyor. Diploma veriyor. Hızla tamamlanıyor. Daha sonra çırak için diploma veriyor. Daha sonra usta için diploma veriyor. Ve normal yollarla 15 sene sürecek bir eğitimi 2-3 seneye indiriyor. O yüzden Feshane askeri tesisler dışında sivil olarak işe başlayan ilk iş gücünü tanımlayan ve bulunduğu bölgeyi buna göre şekillendiren bir fabrika olmuştur. Bu ne demek oluyor? O bölge artık bütünüyle bu fabrikanın içinden bir ucundan girip yetişerek en üst seviyeye geçebilecekleri desteğe sahip oluyor. Git başka yerde eğitil demiyorlar. Dolayısıyla Feshane bana göre ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir ve üniversitedir. O da yetmiyor. Kısa bir süre sonra orada üst düzeye gelenler hızla dünyanın önemli tekstil bölgelerine gönderilerek oralarda da okuyarak döndüklerinde daha sonra bu fabrikanın yöneticileri olmaya başlıyorlar. Ama aynı zamanda
bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı Fransa'da, İspanya'da okuduğu için döndüğünde oraya ait yenilikleri de buraya getiriyorlar. O güne kadar hiç görülmemiş bir iş. O yüzden Feshane'yi bir fabrika desek, evet fabrikadır. Bir eğitim sistemi desek, çok özgün bir eğitim sistemidir. Sıfırdan alıp tepeye kadar çıkartır. Türkiye'deki ilk mensucat dergisinin, tekstil dergisinin Feshane'de çıktı 1948-49'da. Yine Feshane'de bir takım tekstil makinelerinin, belki çok ileri düzeyde olmasa bile bazı basit işlemleri yapan, örneğin tarak makinesi gibi bir takım makinelerin üretildiğini de görüyoruz. Yani böyle bir ikinci yanı da var Feshane'nin. Dolayısıyla bütün bu açılardan baktığımız zaman tabii çok önemli bir yer tutuyor. Feshane Osmanlı için sadece kumaş ve fes üretmek amacıyla büyük umutlarla kurulmuş bir sanayi tesisi değildi. Fabrikanın Osmanlı ekonomisine entegrasyonu öylesine büyüktü ki pek çok sektörün de kaderini belirliyordu. Feshane aslında bir yün endüstrisidir. Yün deyince neyin yünü? Koyun. Dolayısıyla Feshane'yi kuranlar herhalde bana getir oradan bir fabrika kur demediler. Onların bu yünün nereden geleceğini de bilmeleri lazım. Üstelik bu yünlerin fabrikada işleneceği için niteliklerinde belli olması gerekir. Örneğin Anadolu'nun güneyindeki koyunun yünü incedir. Kuzeyindeki de kalındır. Hangi yün? Bu tarihte Feshane ile birlikte ta Selanik'ten başlayarak bütün Bulgaristan bölgesinde çiftliklerin kurulduğunu, çiftliklerin entegre edildiğini, koyun çiftliklerinin ve bu koyunların merinos türlerinin geliştirildiğini, bu işin ticari yapısının Selanik'te uluslararası bir iş alanına geldiğini ve daha sonra bunun bir ham madde kaynağı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O yoksa sağdan soldan koyundan yün toplayarak dev gibi bir tesis çalışamaz. Bunun sonucu Tekirdağ, Trakya, Bulgaristan, ta Selanik'e kadar bölgede kurulan merinos koyun çiftliklerinin, koyunlarının, yünlerinin Feshane'ye nasıl geleceği meselesi var. Kesseniz o kadar eti kim yiyecek? Demek ki bu hayvanların sadece bir yün gibi değil, uygun bir şekilde yavaş yavaş yürüyerek Türkiye'ye gelmesi, İstanbul'a yaklaşması, uygun yerlerde kesilip kasaplara dağıtılması, derisinin Kazlıçeşme deri entegrasyonuna bağlanması ve yününün de deniz yoluyla ıslak olması gerektiği için deniz yoluyla denizin hemen kıyısındaki Feshane'ye getirilmesi gerekiyordu. Feshane, Osmanlı sanayi hamlesinin mihenk taşı oluvermişti. Bu gözbebeği tesis, Osmanlı İmparatorluğu'nda dışa bağımlılığı kıran önemli bir simge halini almıştı. Ama bir gün büyük bir talihsizliğin kurbanı oluverdi. Feshane, 1866 yılında tek bir buhar makinesi hariç tamamen yandı. Kimi kaynaklarda yangını Feshane'nin varlığından rahatsız olan tüccarların çıkarttığı söylense de, asıl neden hiçbir zaman bulunamadı. 2 yıl içinde Feshane baştan aşağı yeniden inşa edildi. Yeni makineler getirildi ve tekrar üretime geçildi. Aslında bu yangın ne ilk ne de sonuncuydu. Kumaşın ham maddesi olan elyaf çok çabuk tutuştuğu için burada yangın çıkması çok kolaydı. İlk yangından yaklaşık 80 yıl sonra Feshane'de çıkacak ve büyük yıkıma neden olacak bir diğer yangını, o günlerde Feshane'de işçi olarak çalışan İsmail Hakkı Onur, bakın nasıl hatırlıyor. Oradaydım ben. O zaman işçiydim. Ambardan çıktı. Yedek parça ambarları vardı. Orada işte üslubu var, yanıcı madde, gaz var. İşte onlar elektrik kontağı dendi ama belli dediği yine şey kısmı yanmadı. Yedek parça ambarları yandı. Feshane özellikle Sultan Abdülaziz zamanında Osmanlı'nın dışa açılma çabalarının da bir sonucu olarak pek çok uluslararası fuara da katıldı. Osmanlı bu dönemde Avrupa'ya tarım, sanayi ve sanat alanlarında
yetkin bir iş gücüne sahip olduğunu kanıtlamaya çabalıyor, bu nedenle de ardı ardına bu sergilere katılıyordu. Feshanede üretilen kumaşlar, fesler ve giysiler ülkenin medarı iftarı olarak yabancıların karşısına çıkıyordu. Önce 1856'da Paris'teki uluslararası sergide feshane, çuha, fes, battaniye ve kravatlarını sergiledi. Fesler ve dokumalar bu sergiden madalyalar ve ödüllerle döndü. Ardından 1863'te Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen İstanbul Uluslararası Sergisi'nde 300 çeşit eşya feshane standını süslüyordu. Sultan Abdülaziz'in büyük önem verdiği bu fuarda feshane başroldeydi. 1867'deki Paris sergisini bizzat gidip ziyaret eden Sultan Abdülaziz'i gururlandıran yine ödüller alan feshane ürünleri oldu. 1893'te bu defa Atlantik'in diğer yakasında Amerika'da Chicago'daki sergide feshanenin ünlü koyu ve açık kırmızı fesleri ve yünlü kumaşları madalyalar kazandı. ...1850, 1850, 1844 Paris ve Londra fuarlarında yapılan ne varsa yeni getirilmiştir. Bunun feshaneyle de çok ciddi bağlantısı var. Çünkü Topkapı Sarayı'ndaki 3. Selim dahil hepsi kaftanlarla geziyorlardı. Ama Dolmabahçe Sarayı'nın yaşamı mobilyaya dayalıydı. Yani kaftanla masaya, iskemleye oturamıyordunuz. Merdiven var, asansör var, lamba var. Eskiden bilinenler ortadan kayboldu. Vapur var, hastane var, postane var, ofis var. Bütün bunlar kumaş istiyor. En azından. O yüzden feshane sadece basit anlatımıyla efendim kıyafet devrimi yapıldı diye bir olayla tanımlanırsa çok zayıf kalır. Hayat değişiyordu ve Osmanlı Devleti bunu belirli öncelikli alanlarda kurmak zorundaydı. 1877'de Bulgaristan'daki Şayak Fabrikası Osmanlı İmparatorluğu'nun buradan çekilmesi nedeniyle elden çıktı. Askeriyeye üretim yapan bu fabrikanın stratejik önemi büyüktü. Bu durumda yeni görev feshaneye verildi. Feshane, o tarihten Kurtuluş Savaşı'na ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar geçen süre boyunca askeriyeye bağlandı. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurulan direniş örgütlerinin biri de Eyüp'teydi. Feshanede çalışan bazı işçiler bu örgüte katıldılar ve sadece fabrikada değil, İstanbul'un işgalinde de düşmana karşı direndiler. Savaş sonrası yeni kurulan ve bu kez fakirlik ve büyük yokluklar içinde mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli desteği kazandığı zafer ve haklı gururuydu. Bir de savaş ve işgalden yıkılmadan çıkmayı başarmış az sayıda fabrikası. İşte bunlardan biri olan feshanede zor koşullarda da olsa üretim gece gündüz durmadan devam ediyordu. Adamlar o zaman soba bile yok şeylerde. O kocaman, koca salonda iplik kısmıydı orası. Bir küp soba, döküm küp, fıçının büyüğünü şey yapın. Ona yakıt da vermiyorlar. Döküntüler, makinalardan çıkan döküntüleri yakıyorlar. İşçiler gidiyor, azıcık ellerini ısıtıyorlar, tekrar geliyorlar işte makinelerin başına çalışıyorlar. Elleri tutmuyor yoksa soğukta. Öyleydi yani ekonomi. Türkiye, Türkiye oldu ama böyle oldu yani. Bunların sırtından oldu. Bayramlarda, dini bayramlarda bir gün tatil olur, ondan sonra pazarcıma hep çalışılırdı. Askeriye çalışıyor çünkü. Askeri yiyecek yetiştirmesi lazım. Ordu için üniforma üreten feshane, yokluk yıllarında boya ve kimyevi madde gerektirmeyen ama sağlam kumaş üretme çabalarını boz elbiseyle devam ettirdi. Boz elbise, maliyetinin düşük olmasından dolayı o zamanki koşullarda çok önemli bir buluştu. O boz elbiseyi bulmak bir düşünce meselesi, çalışma meselesi. Çalışmışlar, onu bulmuşlar. Boz elbisenin kalitesi biraz daha düşüktü. Bozdan hakiye dönmek masraf. Dışarıdan boya ithal ediyorsunuz, kimyevi madde ithal ediyorsunuz, başka maddeler var.
Onları ithal ediyorsunuz. Buhar kazanı lazım. Boyamak için buhar sarfiyatı fazlalaşıyor. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde FES